Yayındayız. Geliyorum çocuklar, geliyorum. Fırınımı ayarlıyorum. Canım benim, sevgiyle ayarlanmış bir fırın olsun. Birazdan burada bir pizza pişireceğim. Tüm ısısını da ayarlayayım. 180 derece. Alt üst pişirme olsun. Fırın tepsimi şuraya bırakayım hemen şöylece. Evet sevgili seyircilerim, efendim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir canlı yayındayız, birlikteyiz yine. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Canlı yayında birlikte buluşturdu bizleri. Efendim bugün 3 tarifimiz olacak sevgili seyircilerim. Bir tanesi tatlı, bir tanesi pazar kahvaltıları için, bir diğer de yine pazar kahvaltısında hamur yoğurmadan milföy hamurun üzerinde güzel bir pizza olacak. Pizzamız var. Efendim güzel mantarlı bir yumurtamız olacak. Yumurta kapama olacak. Burada çikolatalı, bisküvili, havuçlu bir tatlımız var. Bu tatlımız bayağı bir uğraştık, hesaplama yaptık inşallah. 8 kişilik bir tatlı olup 29 TL'ye maliyetini, efendim bütün çabalar sonunda 29 TL'ye tamamladık sevgili seyirciler. Tam benlik bir tatlı. Evet şimdi. Hesaplı. Şimdi hesaplı tatlı, mutfak ekonomisi önemli tabii. Hesaplı tariflere önem vermemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Mutfak ekonomimiz, evimizin ekonomisini dengede tutabilmek için evde yapılan tüm üretim her zaman için en uygun fiyata çıkar sevgili seyircilerim. Şimdi 3 tarif dedik. Şuradaki hemen mantarların üzerinde açayım. Sevgiyle bütün tariflerimizi inşallah birlikte hazırlayacağız sevgili seyircilerim. Mantar, yeşil biber, domates, yumurta, kaşar peyniri. Çok güzel bir pazar kahvaltısı için tarif olacak sevgili seyircilerim. Eldivenlerimi giyiyorum. Bir cumartesi günü yine sizlerle birlikteyiz. Canlı yayındayız. Şu anda efendim canlı yayınımıza yeni gelen dostlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet bismillahirrahmanirrahim. Eldivenlerimizi takıyoruz. İlk tarifimiz tatlı olacak. Tatlının çünkü hazırlanma süreci bekleme, soğuma, biraz pres olma, sonra da çikolatasıyla buluşma anları olacak. Ondan dolayı ilk tarifimiz tatlı olacak. Pizza yapıyor Oktay Usta. Pizzada hamuru yoğurmayacağım için sıralamada biraz daha gerilere doğru çekebiliyoruz sevgili seyirciler. Burada tatlımızdaki olan malzemeleri hemen sayıyorum. 29 TL Oktay Usta 8 kişilik tatlı hazırlıyor. Tatlımızda efendim yarım kilo havucumuz var burada. 2 paket petibör bisküvi, 200 gram her paket, toplamda 400 gram yapıyor. 150 gram toz şeker sevgili seyircilerim. 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi, 3 çorba kaşığı kuru üzüm. Bu da 50 gram. 50 gram kuru üzüm, 50 gram ceviz, 50 gram da tereyağına ihtiyacımız var. Burada da 80 gram, 100 gram durumunuza göre bir paketler 80 gramlık paketler oluyor ya, sütlü çikolata ile hazırlanıyor tatlımız. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce hemen havucu rendelemeyle başlayacağım. Ocağın altını yakayım. Canım benim sevgiyle yanar mısın? Zaman kazanayım diye şey yapıyorum. Hemen bir tabak almam lazım. Bir koşu gidip tabak alıp geliyorum ya da bir şuradan bir küçük kaba rendeleyeyim. Evet önce havuçları rendeliyorum. Bisküvileri şöyle alayım. Görüntüyü rahat alabilsin çocuklarımız. Sizler için sevgili seyirciler. Oktay Usta 29 TL'ye tatlı hazırlıyor. Çikolatalı bir tatlı. Gençler, çocuklar, büyükler, kimsenin hayır diyemeyeceği bir tatlı olacak. 5 tane havuç var burada. Soyulmuş net bir şekilde. Yarım kilo havuç sevgili seyircilerim. Şimdi ceviz, Hindistan cevizi, üzüm, tereyağı, çikolata hepsi var içerisinde. Sorularınızı da inşallah cevaplamaya çalışacağım. Şu anda Oktay Usta canlı yayında. Soru sormak isteyen seyircilerimiz, mutfağa dair bir sıkıntısı olan varsa bize hemen yazabilir. Çocuklarımız görev başında. Hepsini bekliyorlar böyle. Sorular gelecek. Hemen soracağız. Hepsini hemen cevaplayacak diye bekliyorlar canlarım. Seyircilerimizin çok selamı var. Ve aleyküm selam. Seyircilerimizden selam gelmiş. Allah razı olsun. Sizler
sevdiğinizi söylüyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Çünkü sevdiğinizi söyleyiniz sözü var. Çünkü ben de sizleri çok seviyorum. Sevgili seyircilerim. Sevgiler karşılıklı. Rabbim ebeden razı olsun sizlerden. Evet efendim. Şimdi toplamda 5 havuç, yarım kilo. Canım benim ne yaptın? Tavanın altını yakmışım. Her hafta bir şey yakıyorsun. Nokta üstte duruma düşeceğim diye bir korku bastı sevgili seyirciler. Havuçları rendeliyorum. Hay maşallah. Bayağı da bir bereketli oldu. Çünkü şimdi havuçlar sotelenecek. Sotelendiği zaman A vitamini biliyorsunuz hemen açığa çıkıyor. Bu sayede güzel güzel hem vitaminli hem besleyici hem de mükemmel bir tat olarak ortaya çıkıyor sizler için. Ustam bir sorumuz var. Buyurun efendim, sorular geliyor. Önlüğünüzün özel bir anlamı var mı acaba? Efendim tabii hemen gösterelim. Önlüğümü görebiliyor musunuz kızım? Görüyoruz. Evet, burada ne yazıyor? Canım annem. Anneciğim, güzel annem, benim tatlı annem, seni çok seviyorum. Tüm anneleri çok seviyorum. Çünkü anneler bizim için çok kıymetli. Cennet, anaların ayağının altında deniliyor. Nasıl, nereden geliyor bu söz? Çünkü anneler çocuklar için çok fedakarlık yapıyor. Anne karnında, sonra dünyaya geldiği zaman bakımı, her şeyi, her zaman. Anne, çocuğun en iyi arkadaşı. En iyi sırdaşı, her şeyi. Onun için anneler başımızın tacı. Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Çok dua edelim, annelerimizden de dua alalım. Onların duasıyla cennete de gideriz, dünyada da işlerimiz rast gider. Anne duası. Annemize iyilikte bulunalım. Evet, efendim şimdi havuçlar rendelendi. Hemen şöyle tezgahımızda temiz oradakileri de alalım. Yarım kilo havuç sevgili seyircilerim. Yarım kilo havucu rendeledim. Okta Usta 29 TL'ye tatlı hazırlıyor. Bakalım nasıl bir tatlı olacak. Tavaya alacağım şimdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemizi her yemekte mutlaka çekelim sevgili seyirciler. Bu güzel nimetin sahibi Allah'ımızın adıyla başlayalım ki tatlar güzel olsun. Sevgimizi de katalım. Mükemmel lezzetler olsun. Evet efendim şimdi yarım kilo havucu tavanın içine alıyorum. Bayağı da bereketli olacak. Öyle görünüyor. Şu anda tavamızın içi doldu. Evet şimdi buraya fazla şeker koymadım. Bazı seyircilerimiz fazla şekerli sevebilirler. Eğer yoğun şekerli seviyorsanız tam bir bardağı doldurun. Bakın burası 150 gram. Bir parmak eksik. Dolusu 170 gram geliyor bunun. Ondan dolayı 150'ye düşürdüğümüzde bir parmak eksik koyduğumuz vakit direkt 150 gram oluyor. Evet, tavanın içine alındı. Şeker, havuç birlikte öncelikle pişiriyoruz. Kaç dakika pişireceğiz? Yaklaşık olarak 5 dakika sürer sevgili seyircilerim. Şu anda Oktay Usta'nın canlı yayını başladı. 7 veya 8. dakikadayız. İlk tatlımız havuçlu bir tatlı olacak. Havuçlu, çikolatalı ve bisküvili. Hem de en ekonomik haliyle 8 kişilik dedik efendim. Yarın pazar şöyle gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz güzel bir tatlı. Aynı zamanda çocukların da çok seveceği bir tatlı. Ailecek de yiyebileceğiniz güzel, enfes bir tatlı. Çikolatalı. Şimdi ben şu anda buradaki çikolatamız sevgili seyircilerim. Sütlü çikolata var burada. İster bitter sevenler bitter de koyabilirler. Bitter çikolata da olur. Her iki çikolatadan da yararlanabilirsiniz. Evet. Bakın yavaş yavaş rengi parlayacak. Önce mattı rendelendiğinde. Şeker erimeye başladığı vakit hemen renkte de bir canlılık meydana gelecek. Canım benim gelir misin? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorum ya? Özür dilerim sevgili seyircilerim. Sizi de korkuttuysam affola, kolum takıldı. Mutfak kazaları Oktay Usta. Mutfak kazaları evet. Allah korusun. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Bir mutfak kazalarında daha önce çaydanlık kazalarından bahsetmiştim. Bir de derin dondurucu nesi desek acaba? Ha, derin dondurucu kapağı kazaları.
Sevgili seyirciler, insan şimdi mesela yaz boyu hazırlıklar yaptık. Derin dondurucuya doldurup güzel. Bütün hazırlıklarımız tamam. Kış vakti işte şimdi zaman. Böyle bazen insan hızlıca koşuyor gidiyor. Koş kızım, hemen derin dondurucudan oradan bir bezelye kap gel. Çocuk gidiyor kapı açıyor tak alıyor. Ondan sonra şöyle ittiriyor ve koşuyor. Anneciğim getirdim sağ ol yavrum teşekkür ederim diyor. Eğer derin dondurucu sürekli gözünüzün altında bir yerde değilse kapağı birazcık aralığını kalabiliyor. Bir gün sonra bilemediniz iki gün sonra bir gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz derin dondurucu her yeri kar yapmış. Aman Allah korusun sevgili seyirciler yani bütün emek gidiyor ondan dolayı gözünüz görebileceğiniz alanda olsun derin dondurucunuz. Hatta mümkün mertebe bir şeyle ekstradan bir kapağın aralanmasını önleyecek bir aparat takabilirseniz çok çok iyi olur. Oktay Usta sen nereden biliyorsun böyle şeyleri derseniz. Çünkü bizim başımıza çok geldi de ondan dolayı sevgili seyirciler. Buyurun efendim derin dondurucu mu? Ya derin dondurucu dediyse ondan mı acaba dedim. Havuç yerine ne koyabiliriz acaba diyorsun? Havuç yerine ne koyabiliriz? Evet bu çok güzel bir soru. Havuç yerine elma olur sevgili seyirciler. Elma çok yakışır. Evet elma çok yakışır. Elma koyarsanız bütün aynı malzemeleri koyacaksınız. Artı bir tatlı kaşığı içine tarçın ilave edin. Tarçın da çok yakışıyor ondan dolayı söyledim. Bak şu anda sulanmaya başladı. Sevgiyle sulanır mısın canım? Hadi göster kendini. Evet burası başladı. Şimdi sevgili seyircilerim hemen bisküvilerini kırmaya başlayayım bir kap içerisine. Bisküvi çünkü burada detayları önemli. Onu da paylaşacağım. Ya burada yeri varmış ya. Niye yok duyuyorsun uğraşıyorsun burada? Burada şöyle. Önce paketi bir açıyorum. Kırılma aşamasında şu yöntemle kırıyoruz sevgili seyircilerim. Şöyle 4-5 tane birleştiriyorum. Böyle toz haline getirmeli değil. İkiye kırdım. Dörde kırdım. İri parçalı olacak. Şöyle şöyle gördün mü? Şu şekilde parçalı olduğu zaman güzel oluyor bu tatlı. Çünkü normal bisküviyle hazırlanıp da tam böyle ezilmiş bir tatlı değil. Bisküvi parçaları durabilen bir tatlı. Hatta hemen hatırladım. Mozaik pasta hazırlamıştım sizler için. YouTube kanalımda var. Onda da yöntem böyleydi. Kırma usulü. Kestiğinizde dilimler görünmeli. İşte o yönteme çok yakın bir yöntemdi. Bugünkü hazırlayacağım tatlı. Havuçlar şu anda şekerle birlikte başladılar pişmeye. Canlarım benim. Yaklaşık olarak bir herhalde 5 dakika demiştim. Şu an 5 dakikası geçti. Daha henüz bir yeterince pişme olmamış sevgili seyircilerim. Kaynamaya başladıktan sonra olabilir. Ben ocağı alınca 5 dakika demiştim. Kübra Hanım ne soruyor seyircilerimizden? Oktay'ın ne koyabiliriz derin dondurucuya demiş. Bu mevsimde mi? Evet. Ya da brokoli, karnabahar vesaire nasıl saklamalıyız? Evet. Brokoli, karnabahar derin dondurucuya saklayabilirsiniz. İki yöntem var o bölümde. Brokoli saklayacaksanız brokoliyi isterseniz çiğden de koyabilirsiniz. Ya da kaynayan suya, su kaynıyor. Biraz tuz attınız. Daldırıp çıkarın. Yani suya attınız, 2 dakika en fazla kaynar suda dursun, hemen alın soğuk suya. Öyle güzel bir yeşil rengi olur. Ondan sonra tamamen soğusun, dondurucuya koyun, salatalarınızda koyabilirsiniz. Her vakit elinizin altında olur. Karnabaharda da aynı şekilde çiğden veya bir suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Çiğden olduğu zaman biraz değişik bir koku oluyor sevgili seyirciler. Mesela fasulyede de öyledir. Yazdan fasulye koyduğunuzda, çiğden koyduğunuz fasulye hafif nedense böyle bir ne derler biraz sası bir tadı oluyor. Bir suya daldırıp çıkarıp ya da biraz sotelediğinizde neticesi çok başarılı oluyor. Evet seyircilerimiz hangi şehirden yazdıklarını da yazarlarsa iyi olur. Oralara da selam gönderelim. Özbekistan'dan. Azerbaycan, Özbekistan, Avustralya'dan bayağı seyircimiz var. Uzaklardan. Evet, Kayseri. Erzurum. Kayseri, Erzurum. Geçtiğimiz günlerde bayağı bir seyircilerimiz Çin'den yazan seyircilerimiz oldu. Vatandaşlarımızdan Çin'e gitmiş olanlar var. Sonra İngilizce altyazılarımız var videolarımızda. Türk mutfağına destek olmak için oradaki Çin'de yaşayan seyircilerimiz Çinlilere Türk mutfağını tanıtmaya çalışıyorlar. Benden bu konuda yardım istiyorlar.
İngilizce altyazı okutuyorsa çok iyi fikir oldu. Çünkü yemeklerimizi farklı insanlara da anlatabiliyoruz diyorlar. Elhamdülillah. Her şey paylaştık. Afyon, güzel. Afyon, yavrum yavaş gel, yavaş oku, ben de tekrar edeyim. Afyon, Kırşehir, Hollanda, Konya, İsveç, Kocaeli, Tekirdağ, Karabük, Safranbolu. Ya safran da çok mutfaklarımızda önemli. Safranbolu da ülkemizde tek Safranbolu'da çıkıyor. Safran, sevgili seyircilerim. Bingöl. Balı meşhurdur. Eskişehir'e Eskişehir'e gideydik de bir çiğ börek yiyeydik. O da olur inşallah. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, havuçlar hemen pişmek. Canım benim, sakin ol. Niye böyle panik yaptırıyorsun? Bisküvileri kırdım. Hazır hale getirdim. Evet, burası hazır. Şimdi havucun pişmesini bekliyoruz. Büyük ocağı alabilir miyim? Çocuklar şurayı görebiliyor musunuz? Şu bu ocağı alsam. Orası küçük geldi, biraz cılız geldiği için. Burayı görebiliyor musunuz? Kameranız görüyor mu burayı? Yarım görüyorsunuz. Tamam, o zaman yarısını Allah bereket versin. Ben hemen hızlıca şurada bir havuç. Ben görüyorum, mutluyum. Görüyor musunuz? Maşallah. Çocuklarımız bütün gözleriyle böyle takip ediyorlar kameralarıyla. Sevgili seyircilerim, hazırlıklarımız hemen tamam sayılır. Havucun suyunu çekmesini bekliyorum çünkü. Sulu olursa bisküvileri çok yumuşatır. Ondan dolayı. Burası hazır. Hadi canım, göster kendini sevgiyle. O sırada biz çikolatamızı eritmemiz lazım. Ben bir koşu hemen gidiyorum. Ben Mario usulüyle eritebilirsiniz ya da teknolojiden yararlanabiliriz. Çikolatamızı eriteceğiz. Nerede turşular görüyorsunuz? Arkada. Evet, turşularımız çok güzel oldu. Bu turşuları Facebook'ta yayınlamaya başladık. Sevgili seyircilerim, daha önce yapmış olduğumuz YouTube kanalımızda da yaptığımız turşularımız var. Çok güzel oluyor. Turşu, ev turşusu sağlığımız için kıymetli. Mutlaka ev turşusu yemeliyiz. Sevgili seyircilerim, çocuklarımıza yedirelim, kendimiz yiyelim ev turşusu. Tam süreyi de söyleyeceğim sevgili seyirciler. Bu havuçlar ne kadar sürede piştiğini. Tam anlamıyla pişmiş olmalı çünkü. Buyurun efendim, soruları alalım. Tokat'tan Hatice Hanım ne demişler? Bisküvi kakaolu olarak kullanmamız lezzet açısından bir değişikliğe neden olur mu? Kakaolu ya da sade. Lezzet açısından hiçbir farkı olmaz. Sadece burada şimdi üstü çikolata kaplı olacak. Dilimleri kestiğimiz zaman beyaz şekilde olan çikolatanın dilimleri kestiğinizde bize farklı bir renk sunmuş oluyor. Tek farkı o oluyor. Evinizde diyelim ki kakaolu bisküvi var, ondan da yararlanabilirsiniz. İlla bu olacak diye bir kural yok sevgili seyirciler. Varsa böyle beyazını kullanın, yoksa da kakaolu da işimizi görür. Tamam. Yeni gelen seyircilerimiz için de ne hazırlıyoruz? Hemen. Tekrarlayalım. Hay. Evet, hesaplı tatlı hazırlıyor Oktay Usta. 29 TL'ye çikolatalı, havuçlu, bisküvili bir tatlı hazırlıyorum sizler için kıymetli seyircilerim. Malzemeleri de sayayım isterseniz. Canlı yayında hazırlıyoruz. Yarım kilo havuç rendelendi. Bir su bardağından bir parmak eksik şeker. 150 gram yaptı çünkü dünyanın her yerinden seyret ettikleri için gram da vermeye çalışıyorum. Sevgili seyircilerim, sonra 2 paket petit beurre bisküvi, 400 gram, 50 gram siyah üzüm, 50 gram ceviz, 50 gram tereyağı, 3 çorba kaşığı da, burası herhalde 30 falan gelir. Çünkü Hindistan cevizinin çok bir ağırlığı yoktur, ondan dolayı söylüyorum. Hocam, ben ölçmüştüm 20 gram orası. 20 mi? Evet. Oo, çok güzel, bu alkışlar da kızınıza gelsin, Kübra'ya gelsin. Bravo Kübra, aferin kızına. Evet, şimdi burası sevgili seyircilerim. Şimdi şöyle aralayacağız. Bakın ortasını açın. Su geliyor mu? Bakın herhangi bir su var mı? Demin suyu vardı. Buradan görebilir miyiz doktor? Tabii, hemen size doğru da çevireyim. Her iki kamerada görebileceği hale getirmeye çalışıyorum. Görebildik mi? Su var mı içinde? Suyu gitmiş. Gitmiş. Tamam, suyu gittiyse buradaki havuçlar artık pişmiş demektir. Çünkü bu tatlıda havuçların güzel pişmiş
ve havucun kendi rahiyası var ya, ona kavuşmuş olmamız gerekiyor. Tamam, ocağın altını kapatıyorum. Tamam, artık canım benim. Soğutma çalışmaları başlıyor burada. Sevgiyle soğur musun lütfen, rica ediyorum. Evet, sevgiyle soğuması için burayı bıraktık. Sevgili seyircilerim, şimdi bu sıcakken hemen tereyağını da ekleyeyim Say Buran'ın. Özür dilerim, tereyağını burada eklemeyi söylemeyi unuttum. Tereyağını bırakıyoruz. O orada yavaş yavaş tereyağı o sıcaklığıyla, sevgiyle, havuçla, şekerle buluşacak. Erir misin canım? Şimdi çikolatayı eritme bölümüne geçiyorum. Benmari usulüyle eriteceğiz. Hemen şöyle, bu aparatın özelliği çikolata eriten bir aparat. Benmari usulüyle çikolata eritiyor. Ben sütlü çikolata tercih ettim. İsteyenler bitter çikolata tercih edebilirler. Veya yani şu, baktığınız mutfağınızda çikolata yok. Eyvah, her şey tamamdı ama çikolata yok Oktay Usta derseniz, hemen kakao, birazcık süt, biraz şeker, az bir şey nişastayla hemen bir sos hazırlayabilirsiniz üzerine. Hızlıca hazırlanmış, sevgiyle hazırlanmış bir sos da hazırlanmış olur. Tereyağı eriyor. Şu anda havuçlarımızda hiç su yok. Güzel lezzetlendi. Şekeriyle birlikte buluştu. Tamam. Ben şimdi bunu hemen şuraya alacağım. Burada fişe takıyorum. Bu burada yavaş 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 erimeye başlasın. Kaça alayım? Bire. Burada yavaştan yavaştan eriyor sevgili seyircilerim. Şimdi tatlımızın hemen şuraya gelelim. Evet efendim, havucu, tereyağı ve tavadaki karışımı sevgili seyircilerim direkt karıştırma kabının içine alıyorum. Şimdi o sıcaklığıyla o tereyağı orada eriyecektir. Sevgiyle erir misin canım orada? Hiçbir damlası kalmasın. İsraf olmasın. Evet efendim. Havalar soğuk sevgili seyirciler. Böyle güzel içimizi ısıtacak tatlar da hazırlamamız gerekiyor. Şu anda güzel güzel bir koku da geldi. Şimdi tereyağını eritiyorum hızlıca burada. Birazdan pizzaya geçeceğim. Pizzaya geçeceğiz sevgili seyircilerim. Tereyağımız eridikten sonra hemen bisküvilerini koyacağız. İlk sıcaklığı ama çıksın. Hamur olmasın. Ondan dolayı söylüyorum. Oktay Usta, bu pizza biraz üşengeç pizzası olacak galiba değil mi? Pizzaya nasıl acaba adlandırabiliriz sevgili seyircilerim? 5 dakikada pizza. Üşengeç demeyelim. Ne diyelim? Pratik diyelim. Hızlı diyelim. Kolay. Anında hamur yoğurmadan şipşak diyebiliriz. Üşengecin haricinde bir sürü şey saydım. İyi olur inşallah. Evet, tereyağımız şu anda bisküviyle, havuçla eridi. Sıcaklığıyla eridi. 50 gram tereyağı nasıl da parladı. Görüyor musunuz? Bakın. Burayı görebiliyor mu oradaki kamera? Burayı ocağa yaklaştırsam görür mü? Burası iyi mi? Tamam. Tamam. Evet. Allah razı olsun. Elimizden geldiğince israftan kaçınmaya çalışıyoruz kıymetli seyircilerim. Allah herkesin evine bolluk bereket versin. İş güç versin. Şimdi sevgili seyircilerim, bisküvi... Bir öneri geldi. Öğrenci pizzası diyelim diyorlar. Öğrenci pizzası. Bak bu da iyi fikir. Öğrenciler, yavrular evlerinden uzakta... Kendi imkanlarıyla tuttukları evlerde mutfağa girip yemekler yapıyorlar ya. Öğrenciler için de çok iyi fikir oldu. Tamam, yavrularımıza güzel bir pizza yapmış olduk. Evet, şimdi burası hazır. Sevgili seyircilerim, şu anda görüyoruz, daha bisküvisini koymadım. Şimdi bisküvisi geliyor artık üzerine. Haydi bakalım canım, sevgiyle iner misin? İniyor. 2 paket petibör bisküvi geliyor buraya. Geldi. Tamam. Şimdi önce bir bisküvi ile havuçları buluşturup karıştırıyorum. Kırmadan. Özelliği kırmadan karıştırmak gerekiyor sevgili seyircilerim. Geniş bir kap tercih edin lütfen. Şöyle döndürüyorum. Şimdi önce havuçlarla bisküviyi buluşturup sonra da üzümü, Hindistan cevizi ve normal ceviz gelecek. Bayağı da bir bol oldu. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun.
Bize ne güzel nimetler veriyorsun Allah'ım. Şükredelim ki rızkımız artsın. Rabbim öyle buyuruyor. Şükredin vereyim diyor. Cömertlerin en cömerti vereyim diyor. Biz niye itiraz mı edeceğiz? Şükretmek kadar kolay bir şey mi var? Şükredelim. Güzel güzel rızkımız artsın. Şimdi bakın görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Güzelce kırmadan havuç, bisküvi, tereyağı, şeker var burada. Tamam. Şimdi artık geliyor Hindistan cevizini veriyorum. Ver aşçım. Hindistan cevizini verdikten sonra yine sevgimizi veriyoruz burada. Her bir üründe güzelce karıştırmamız gerekiyor. Bakın bisküviler parçaları hala durmaya devam ediyor. İri iri kırılmış bisküviler. Sevgiyle. Tamam. İlk sıcaklığı çıkınca hemen aldım buraya. Tam anlamıyla soğutmadık. Tereyağını eritmiş olduk sadece. Ve şimdi üzüm geliyor. Üzüm, siyah üzüm çok büyük olursa ikiye kesebilirsiniz. Evet, üzümünü de ilave ettim. Yine karıştırıyorum. Yavaş yavaş soğutma çalışmaları bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Güzel, böyle her yerine bisküvinin gidip nemlendirmesi lazım. Bunun özelliği böyle, kıymetli seyircilerim. Şimdi şurada 4 tane cevizim var. Onları üzeri için ayırıyorum. Süsleme bölümünde kırılmış 50 gram bıçak ile doğradım. Cevizini de veriyorum. Yine karıştırıyorum. Ondan sonra güzelce karışır karışmaz artık buradan sonra yapacağımız işlem streç film serilmiş veya kıymetli seyircilerim buzdolabı poşeti kesilmiş olan fırın kabının içine alıyoruz. Burası tamamdır. Hemen bir tezgahımı toparlayayım. O dökülen parçaları almam lazım. İsraf olmasın. Tezgahım temiz. Devir, ekonomi devri. Evet. Dünyanın her yerinde bir pahalılık var sevgili seyirciler. Bu pahalılığı ancak biz böyle evde yaptığımız ürünler ile güzel güzel zorlukları aşarız diye ümit ediyorum. Tamam, şu anda güzelce karıştı mı? Karıştı. Tamam, şimdi artık fırın kabının içine alma vakti geldi. Klasik cam kap, sevgili seyircilerim, herkesin evinde hemen hemen bulunan bir kaptan bahsediyorum. Buzdolabı poşetini kestim, güzelce oraya yaydım zemini. Şimdi bu karışımı artık alacağız. Buradaki kabın içerisine, bismillahirrahmanirrahim. Geliyor, geliyor. Sevgiyle geliyor. Şimdi burada birazdan üstüne bastıracağım. Böyle döktükten sonra bastırıyorum. Presleme, sıkıştırma bölümü az sonra olacak. Canım benim. Doktor Üstam, sen 8 kişilik dedin ama senin gönlün çok bol. Bence burada 8 kişiden daha fazla bir porsiyon var gibi. Öyle mi? Seyircilerimize soralım. Bu kaç kişiliktir o zaman? Seyircilerimize soralım. Bekleyelim. Anket yapalım mı? 8, 10, 12 diyorum. Evet, bir anket yapalım o zaman. Seyircilerimiz bakalım kaç kişilik diyecekler. Sevgili seyircilerim, ben 8 kişilik diye yola çıktım. Acaba kaç kişilik çıkacak? Takdir sizin. Ben de biraz hani baştan çok kişi deyip de ya Oktay'sa bu kadar yeter mi denilir diye ben dikkatli ve temkinli hareket etmeye çalıştım. Şimdi burada bastırıyorum. Presleme şimdi burada. Kıymetli seyircilerim. Fırın kabını alınca şöyle bastıralım. Sıkışsın. Sıkışacak. Dolaba kaldıracağız çünkü. Doktor Üstam, bu borcamın ölçülerini biliyor musun? 22. 30 santim. 22'yi 30 santim. Doktor Üstam, yine 50 ölçmeyi başardın. Ne yapalım çünkü başka bir çözüm şu anda bulma ihtimalim yok. Ya da yanımda bir metre bulundurmam lazım. Ama İnşallah bir metrede bulundururum o zaman. Lazım olacaksa sonraki zamanı. 10'da 12 kişilik diyorlar. 12 kişilik mi diyorlar? Evet. Vallahi ben 8 kişiyle yola çıktım. Seyircilerimiz diyorsa doğrudur. Artırabiliriz doğru. Anketten ne çıkarsa başlığa onu yazalım o zaman. 29 TL'ye kaç kişilik olduğunu seyircilerimiz belirlesin. Tamam, seyircilerimiz belirlesinler. Evet, sevgili seyirciler. Şu anda güzelce bastırın burada. Sıkıştırın. Güzel sıkışsın. Birbirlerine yapışsın çünkü.
ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz hemen, yani tereyağı eridiği anda bisküvilerini ekliyoruz. Tamam. Evet efendim. Çıkan şu anda gördük genel manada. Şimdi burayı neyle düzleyebilirim? Hemen bir şey bulmam lazım da. Acaba şunun olur mu? Köşelerin de düzgün olmasını istiyorum sevgili seyircilerim. Üzerine çikolata gelecek ya, köşeler de düzgün olsun. Bir bardakla ya da bir şeyle de bastırabilirsiniz. Şöyle bir köşeli bir kaseyle sevgili seyircilerim. Şimdi birinci tarifimiz tamamlandı. Sevgili seyirciler, yalnız çikolatasıyla buluşma anı olacak bunun bir. Buluşma anını birazdan geçeceğiz. Güzelce, iyice sıkıştırın. Sonra üzerine hemen şuradan naylonunu getiriyorum. Şurada bir boşluk kaldı ama oraya da bir streç film çekeyim ya. Dolaba kaldıracağım. Dolapta duracak. Streç ya da naylon çektiğimizde biraz bisküvinin de nemlenebilmesi için bir saat böyle dolapta kalacak. Şu anda hiç sıcaklığı yok. Tamamen oda sıcaklığına geldi. Seyircilerimiz farklı bir bakış açısından yaklaşmışlar. Olur. Yani bu tatlı tatlı, evet. Ha, seyircilerimiz yanlış anlayanlar olmasın, açıklayalım o zaman. Yeni bize canlı yayına yeni katılanlar olabilir. Şu anda hazırladığımız, kıymetli seyircilerim, pizza değil tatlı hazırlıyorum. 29 TL'ye çikolatalı bisküvili bir tatlı hazırlıyorum. Şu anda o havuçlardan dolayı şu siyahlarda zeytinmiş gibi duruyor. Tuzlu bir tarif değil, tatlı. Dolaba gidiyor. Çikolatamız eriyor. Ben diğer tarife geçiyorum şimdi. Sorular varsa bu sırada soruları da alayım. Anketimiz tamamlandı. Ne diyorlar? Ben bir dolaba koşuyorum. Bırakıp geliyorum. Normal dolaba, dondurucu değil. Ve 12 kişilik. Evet. En yüksek oy aldı. Seyircilerimizden tatlımız için kişi sayısı belli oldu. 12 kişilik demişler. Teşekkür ediyorum. Evet, 12 kişilik tatlımız şu anda dolaba gitti. Bekliyor hemen tezgah temizliği. Birinci tarifimizin büyük bölümünü tamamladık. Kıymetli seyircilerim, her cumartesi Allah izin verirse sizlerle birlikte canlı yayında buluşmaya özen göstereceğiz. Oktay Üstem, bugün 3 dakika var mı yok mu? Merak ediyoruz. Bugün 3 dakika... Oktay'ın zoranları. Olabilir mi diye düşünüyorum. 3 dakika gerçekten planlamamıştım. Özür dilerim. Bu hafta neden öyle planlamadım? Bazen bir de doğaçlama gelişiyor ya. 3 dakika yapalım mı, yapmayalım mı diye. Seyircilerimiz isterse biz de her zaman için 3 dakikaya dair bir çalışma buluruz. Ah, bir kaşık bulabileydim. O zaman soralım. 3 dakika ister miyiz? Seyircilerimiz isterse biz her zaman için göreve hazırız. Bakın şu anda çikolatamız erimeye başladı. Hatta şöyle getireyim, buradan çıkarayım. Canım, durur musun orada? Sevgiyle dur orada bakayım. Güzel güzel. Canım benim. Nar. Sağlığımız açısından çok faydalı. Evet, bakın. Çikolatamız şu anda eriyor. Ben Marie usulü ya da benim şu andaki eritmiş olduğum aparatlardan da yararlanabilirsiniz. Canım benim. Tatlımız normalde kıymetli seyircilerim bir saat kadar dolapta dursun. Bizim bir saat vaktimiz olmayabilir. Ama vakti olan seyircilerim için söylüyorum, bir saat durdurabilirsiniz. Önce pizzayı yapalım. Ondan sonra şeye geçelim. Mantara geçelim. Olur mu çocuklar? Pizzanın malzeme listesi. Seyircimiz sormuş, fırında bir şey varmış. Canım, fırına gidiyor. Anladım seyircilerim. Çok dikkatli. Alkışlıyorum. Ben pizza için çalıştırmıştım. Ne demek istediğinizi anladım. Enerji boşa gitmesin. Bundan sonra işimiz zor. Gözümüz kulağımız çok açık olmalı. Hemen dolaba gidip pizza hamurunu getiriyorum. Pizza hamuru getiriyor Oktay Usta. Nasıl bir hamurla gelecek bakalım. Evet. Geldi.
pizza hamurumuz milföy'den bir pizza olacak. Bakın milföy hamurları şu anda burada neler var? 4 tane milföy hamuru kullanıyorum bu pizzada. Sevgili seyircim, 10 dilimde dilimlenmiş kaşar peyniri. Veya normal rendelenmiş de olur. İlla dilimlenmiş de olacak diye bir kural yok. Kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi 4 burada milföy hamuru dedik. 10 dilim kaşar peyniri. 1 domates. Şurada tartmadım buraya ama. Herhalde bir 100 gramdan fazla da olabilir ama hepsini kullanacağız diye bir kural yok. 3 tane yeşil biber. 1 çorba kaşığı dolu dolu domates ve biber karışımlı salça. 1 diş sarımsak. Zeytin, kekik olacak pizzamızda. Hemen şimdi ne getiriyorum? Sarımsak ezeceğim. Neredesin canım? Gelir misin? Sarımsağı ezeceğim. Bulunduğu yerde ezeceğim. Şöyle alayım onu buraya. 1 diş sarımsak ezeceğim sevgili seyirciler. Sarımsak çünkü bağışıklığımızı güçlendirmede çok güzel. Öğrenci yavrularımızın hiç zorlanmadan hazır pizza yerine hazırlayabilecekleri bir pizza tarifi geliyor. İster öğrenciler, ister yarın pazar kahvaltısında ailecek böyle yiyebileceğiniz güzel bir pizza oldu. Yufkayla da olur. Kızım rica etsem orada bir tane tatlı kaşığı bulabilir misin? Tatlı kaşığını nereye koydun bulamadım bugün. Tatlı kaşık krizi var o kütüphanede. Bulmakta zorlanıyor. Evet, şimdi hemen sucuğu da açtım. Bu da tamam. Şimdi sevgili seyircilerim, pizzamız için domatesi dilimliyorum. İnce dilimlenmiş domates olacak. Bir tane domatesimiz var. Buldunuz mu tatlı kaşığı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Çocuklarımıza çok dua edelim. Sevgili seyircilerim, anneler, babalar, yavrularınız için sürekli dua edin lütfen. Allah Kübra'ya teşekkür etsin, bana etmedi. Bu hafta bizim aile daha biraz daha sayısı kalabalığız. Kübra'ya teşekkür etmişim. Merve'ye teşekkür etmemişim. Farkında değilim. Onun için biz farkında olmayabiliriz anne babalar olarak ama çocuklar çok farkında oluyorlar. Aman dikkat edelim. Gözümüzü dört açalım. Bütün çocuklarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Şimdi bir domatesi kestim. Biberleri de hemen doğrayacağım. İncecik doğranmış olacak. Hatta bu pizzayı isterseniz şey yapalım mı? Bu sizin istediğiniz 3 dakikaya bunu da yapalım isterseniz. Anket sonucumuzdan ne çıktı? Anketten ne çıktı bilmiyorum. 3 dakika istiyorlar mıymış? Evet, istiyorlar. İstiyorlar. Tamam, ne yapalım? Başımıza geldi o zaman. Bir istek de var. Çocuklar da istediler. 3 dakikada o zaman pizzayı hep birlikte tamamlayalım. Hazır mıyız? 3 dakikada öğrenciler için kritik bir tarif diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İncecik. Biberleri doğruyorum. Bu biraz haksız, unutmuştum. Yoksa başlamazdım. Evet, 3 tane ince biberi doğradıktan sonra fırın tepsi geliyor. Milföy hamurlarımız. Canım ben ayrılır mısın? Hemen şöyle diziyorum. Sevgili seyircilerim. Milföy hamurları ikili olarak yan yana haliyle hiç koparmıyoruz. Paketlerinde bu şekilde satılıyor. Satıldığı haliyle. Buradaki sarımsak salça karışımına biraz da kekik ekliyorum. Sevgili seyircilerim, sarımsak, kekik, salça, yağ koymadım çünkü milföy hamuru olduğu için yağlı olmasın diye. Hemen salçalarını paylaştırıyorum. İster pazar kahvaltısında, isterseniz öğrencilerin öğrenci evlerinde hazırlayabileceği bir pizza.
buralardayız. Arada bana bilgi verin çocuklar. Her yerine gelecek şekilde. Hemen peynirlerin kenarlarından kesiyorum biraz. Kaçmasınlar diye. Birer dilim, pardon özür dilerim, ikişer dilim peynirlerini koydum. Sonra buranın üzerine yeşil biberlerini veriyorum. Sevgiyle biberleri geliyor. Geldi mi? Geldi. Sonra hemen buralara biraz zeytin ver. Tamam. Zeytini de olsun. Ama olmaz ki, siz bana geri saymadınız. Ben onun göre konsantre olamadım. İtiraz ediyorum. Ama ben size sordum. Dedim ki kaç dakika var? Kimseden ses çıkmadı. Zannettim ki daha 2,5 dakika var zannettim ben. Tamam, bir sonraki hafta sayacağız. Evet sevgili seyirciler. Bu galiba 2 haftadır ben 3 dakikaları yetiştirememeye başladım ya. Onu fark ettim. Hızım mı azalıyor? Ne oluyor? Ne yapalım? Sağlık olsun. Bazen işte yetiştirebiliyoruz. Bazen de yetiştiremediğimiz anlar oluyor. Yine de bir moral alkışı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öyleyse hemen pizzamızı da özetleyelim. Domates biber salçası karışımı, ev yapımı olursa güzel olur. Kekik sarımsakla karıştırdım. Direkt milföy hamurlarına sürdüm. Yalnız hiç yağ koymadım. Çünkü milföy hamuru da yağlı bir hamur olduğu için koymadım. Kıymetli seyircilerim, incecik bakın kesilmiş domates dilimleri veriyorum. Ama çok ince kesilmiş olsun. Güzel şöyle. Yavrularımız da güzel böyle. Öğrenci evlerinde de yapsınlar. Seyircilerimiz de yarın pazar kahvaltısında hazırlayabilirsiniz sevgili seyircilerim. Güzel şöyle kahvaltı sofranızda pizzalarınız olsun inşallah. Tamam. Şimdi buranın üzerine kaşar peynirleri dilimi tekrar veriyorum. Sonrasında sucuğunu şimdi vermeyeceğim. Sucuğunu pişmesine yakın fırından alıp üzerine koyacağım. Üzerinde kızarmış sucuk parçaları olacak. Böyle kaşar peyniri dilimleri geliyor. Rendelenmiş de olabilir. Kesilmiş de olabilir. Şu biberlerin hepsini paylaştırayım. Biberler kalmasın. C vitamin açısından çok yüksek çünkü. Yavrularımız beslensinler. Vitamin eksikliği olmasın çocuklarımızda. Bir dilim, bir domatesin tamamını da kesmiş olayım. Tamam. Hemen şöyle. Kaşar peyniri olur. Mozzarella olur. Hangisi varsa hepsi de olur. Hiç hamur açmadan hazırlanan bir pizza tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum sevgili seyircilerim. Evet, pizzamız önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gidiyor. Gidiyor. Saatlerimiz şu anda hemen hemen neredeyse 15 geçiyor gibi duruyor. Tamam. Sevgili seyircilerim, fırına gitmeden önceki görüntüsünü paylaşıyorum sizlerle. Oktay Usta milföy hamurundan hazırladı pizzasını. Zeytin de koydum. Sucuklar birazdan gelecekler. Fırınım hazır mısın canım? Hazırım diyor. Gidiyor. Fırına gönderiyorum hemen. Bismillahirrahmanirrahim. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle. Turbasını da açıvereyim isterseniz. Şöyle hızlıca pişsin. Son tarife doğru yaklaşıyoruz sevgili seyircilerim. Evet, sizlerden gelen sorularınızı da cevaplandırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Seyircilerimiz ne diyorlar? Bolu usulü lokma tatlısı. Bolu usulü? Hayır. Bolu usulü patates çorbası. Bolu usulü. Yemeği ve kabartma tozuyla yapılan lokma tatlısı. Oy, değerli hemşerilerim, Bolu'dan mı geliyor bu istekler? Bolu usulü lokma tatlısı, lokma. Güzel şöyle patates çorbası. Patates çorbası çok güzel olur sevgili seyirciler. Yoğurtlu, tam böyle o terbiyesi, böyle yoğurt, limon, yumurta karışımına 2 dişte sarımsak ezdiniz mi? Allah! Verin kaşığı. Ev yapımı ekmek olursa çok güzel olur. İnşallah sizler için
YouTube videolarım içinde güzel böyle ekmek tarifleri de olacak sevgili seyircilerim. Eldivenlerimi değiştiriyorum. Pizzamız şu anda fırında pişiyor. Çikolatamız erimiş mi? Canım benim. Ne güzel erimiş sevgili erimiş hem de. Güzel şöyle görelim. Fırının derecesi nedir? 180 derece. Alt üst değil, turboyu açtım. Önce alt üst açmıştım ama sonra turboyu verdim sevgili seyirciler. Turbo da olur, alt üst de olur. Problem yok. Pizzada öyle bir sıkıntı yok. Başka diğer tariflere benzemez. Turbosu da çalışsa olur, normal alt üst de çalışsa olur. Sevgiyle sen burada erimeye devam et. Senin ateşini kapatıyorum sıcaklığıyla. Orada normal bir şekilde sevgili seyircilerim erimeye devam edecek. Oy, bugün hava bayağı soğuk galiba çocuklar. Ben üşümeye başladım. Yurdumuzun birçok yerine kar yağışı var mı? Kar yağışı var mı? Hava durumunda bugün nasıl? Ankara yolu filan açık mı? Gerede filan? Oktaysam şu an bu kameramızda bir sıkıntı var. İki tanesiyle şimdilik idare edelim. Öyle mi? Ne oldu? Tamam. Isındı, mutfağımız çok ısındı. Kameralar bozuldu. Sevgili seyirciler, Kübra kızım kamerayı böyle sevgiyle aşırı derece ona böyle sıkıca bağlanmış. Bağlanınca kamera ısındı, sinyali vermeye başlamış. Normalleşir, problem yok. Bunlar mutfakta olabilecek şeyler. Hiç sorun yok. Şimdi biz diğer tarifimiz için hemen ocağın üzerine tavamızı alalım. Şimdi bu sıradaki tarifimiz kahvaltıda, pazar kahvaltısında yenilebilecek mantarlı, biberli, domatesli, üzeri kaşarlı bir tarif olacak. Çocuklar bir aç kapa yapın. Belki kendine gelebilir. Siz bana normal... Medine teyzenin selamı var. Nereden kızım? Hollanda. Hollanda'dan. Medine teyzeye kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Evet. Şimdi sevgili seyircilerim. 4 tane yumurta. 3 tane yeşil biber. Burada aşağı yukarı 300 gram kadar mantarımız var. Bir domates, bir parça da kaşar peyniri. Tarifimiz için. Çalıştı mı kızım? Tamam. Tamam, kamerayı ısınmış. Çok aşırı derece sarılma kızım. Ama heyecan yaptım çok, çok heyecan yapmış. Baktım çocuğum böyle sarılmış kameraya. Onun da bir canı vardır da ısın iyi. Ondan sonra. Evet. Pizzamız fırındaki görüntüsünü sizlerle nasıl paylaşabilirim bilmiyorum ama çocuklar oradan kalkıp fırına birazdan girebilirseniz güzel olur. Şimdi değil. İlerleyen saatlerde. Evet, hemen şimdi kıymetli seyircilerim. Önce mantarlar yıkanır mı yıkanmaz mı sorusu var. Ona da cevap vereyim. Mantarları mutlaka yıkayalım. Çünkü mantarlar nemli bir ortamda yetişir. Sevgili seyircilerim, gübreli bir ortamdır. Onun için yıkayalım, kurutalım. Bir de mantarın püf noktasını vereyim isterseniz. Mantar alırken neye dikkat etmemiz gereken bölümü de sizlerle paylaşayım. Şu anda benim aldığım mantarları görüyorsunuz. Hangi sen de miyiz kızım? Bakın sevgili seyircilerim, şurası kök kısmı. Ne kadar canlı değil mi? Bembeyaz. Gün geçtikçe burasının rengi değişir, sararmaya başlar. Sararmaya başladıktan sonra şu bölüm açılmaya başlar. Çünkü hareket eder mantar toprağından ayrıldıktan sonra büyümeye devam eder. Ondan dolayı mümkün mertebe şurası kapalı ve burası beyaz olanları alalım. Kestiğimizde içi pırıl pırıldır bakın. Çok beyazdır. Yoksa diğer türlü ikinci anlattığım şekilde alınırsa pişirirken siyah bir suyu çıkar. Kara suyu çıkar. Ama şu mantarın asla kara suyu çıkmaz. Çünkü havayla daha buluşmamış. Siyahlaşmamış oluyor. Evet, 300 gram kadar kaşar, mantarı hemen şimdi doğradım. Tavaya alacağım. Tereyağı veya zeytinyağı veya çiçek yağı. Hangisi varsa. İlla şu olacak diye bir kural yok. Ha, tereyağı olursa her zaman için güzel olur. Neden? Çünkü tereyağının vermiş olduğu özel bir tat ve lezzet var. Mesela köyde seyreden seyircilerimizin böyle kendi sütleri varsa... Ahırda ineği ya da mandası neyi varsa güzel kendileri elde edebiliyorsa tereyağını çok güzel olur. Mantarlar bakın pırıl pırıl. 3 tane ince biberi doğruyorum.
Sevgili seyirciler, eğer yazdan doğrayıp derin dondurucuya koyduğunuz biberler varsa onlardan da yararlanabilirsiniz aynı zamanda. Ustam, bir soru var. Buyurun efendim. Bu kadar güzel yemekler yapıp nasıl böyle formda kalabiliyorsunuz? Allah yardım ediyor. Biraz bende bu benim kilo almış halim. Televizyon ekranlarındayken şu anki kilomdan yaklaşık olarak bir 10 kilo daha azdım. Tabii şimdi yaşımız da 50'yi geçtiği için doğal olarak biraz kilo almaya başlıyoruz. Ama yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Kahvaltıda maydanozu eksik etmiyoruz. Bakın buraya koydum sevgili seyircilerim. Bok duysun ne kadar taktı kafayı maydanoza diyebilirsiniz. Ama sırf sizin sağlığınız için. Şuradaki iki tane organımız var. Böbreklerimizin güzel, iyi çalışsınlar. Allah korusun, böbrek hastalığı, çok diyaliz hastalığı, çok sıkıntılı sevgili seyirciler. Rahmetli babamda biz yaşadık. İnanılmaz derecede zor, acısı çok. Ondan dolayı söylüyorum, maydanozu eksik etmeyelim. Biz de rahmetli babam hastalandığında ne olduğunu bilmiyorduk. Ne olabilir ki diye düşünmüştük. Ama işte günlük içmemiz gereken suyumuzu ihmal etmeyelim. Maydanozu yiyelim. Cenab-ı Allah'ım sağlığınızı korusun. Çünkü çok kıymetli. Evet efendim, mantarlar tavaya alındı. Isısı başladı. Biraz da zeytinyağı döktüm buraya. Kıymetli seyircilerim, pizzalarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Bir tane domates doğruyorum. Konserve domatesinizden de yararlanabilirsiniz. Doğrayıp dondurucuya koyduklarınızdan da yararlanabilirsiniz. Veya konserve olarak yaptığınız soslardan da koyabilirsiniz. Bu tarifin içine. Bakın şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Mantar öyle güzel koktu. Ben mantarı çok seviyorum. Mantar sevmeyen var mıdır bilemiyorum ama genelde herkes çok sever mantarı. Pırıl pırıl görüyorsunuz rengi ne kadar güzel açık. Hemen şimdi biberini de veriyorum. Önce yeşil biberle buluşsun. Tatlımızı şimdi hemen az sonra fırından çıkaracağım. Özür dilerim. Dolaptan alacağım. Üzerine çikolatasını verip bir kere daha göndereceğim dolaba. Üzerinin sertleşmesi için. Hemen tezgahımı toparlayayım. Canım benim. Biraz da bez kullanmaya çalışıyorum. Okuyorsun, sen çok ne yapıyorsun öyle bol bol havlu kağıt falan yırtıp kullanıyorsun dediniz. Ben de hemen bir tane bez edindim. Siliyorum. Mantarın pişirme süresi nedir diye merak ediyorum. Bak şimdi birlikte başladık. Kaç dakika oldu şu ana kadar? 3 dakika oldu değil mi? Evet. Yüksek ateşte pişirirseniz 5 dakikayı geçirmeyin. Çünkü mantar sulu bir sebze. Çok pişirirseniz kuru kuru olur, yavan olur. Biz kaşarlı mantar bir kahvaltı için yapmıştık çocuklar. Facebook'ta yayınlanmış mıydık? Yayında mı şu anda? Üzeri böyle kaşarlı filan. Böyle döndürdüm, kaşarını verdim, kaşarı eridi. Daldırım böyle kahvaltıda, pazar kahvaltısı çok güzel olur. Doktor İstem, seyircilerimizden videoyu beğenmelerini isteyelim mi? Biraz destek de yapabilirim. Sevgili seyircilerim, sizlerin desteğiyle bugünlere geldik. Bundan sonra da birlikte devam edeceğiz. Ama tabii ben de yeni YouTube'cu oldum. Önce televizyon ekranlarında mutfağımızdaydık. Şimdi de YouTube kanalımızdayız. YouTube kanalında şöyle bir beğenme butonu var ya, ona bir basıverin. Hep birlikte basıyor muyuz? Bastık. Evet. Teşekkür ederim. Beğeni butonuna basmamızı sevgili seyirciler geniş kitlelere, haberi olmayan herkese ulaşmasına yardımcı olur. Ondan dolayı. Evet, mantarlarımız pişiyor. Pizzamız fırında. Hemen bir koşu gidiyorum. Tatlıyı getiriyorum. Tatlı gelir misin canım? Sevgiyle gel bakayım. Soğumuş mu? Biraz daha var gibi de duruyor ama çocuklar ne dersiniz? Biraz daha şöyle 1-2 dakika daha soğusun. Hemen tekrar dolaba koyayım. Çünkü keseceğim ya birazdan. Kolay kesebileyim diye. Ondan dolayı. Evet sevgili seyircilerim, şu anda mantar, biber hepsi tavanın içinde. Güzel. Artık yemeklerimiz yavaş yavaş sofrada, masamızda yerini almaya başlayacaklar. Pazar kahvaltısı için dedik. Bakın şu rengin güzelliğini görüyor musunuz? Pırıl pırıl hepsi. Hemen domatesini de ekleyeyim buranın. Bir domates geliyor. Evet, domatesimiz de geldi. Sevgili seyircilerim, tuzunu şimdi veriyorum artık. Tuzunu verelim. Bismillahirrahmanirrahim.
Çok fazla tuzu olmasın. Tuzu fazla kaçırmayalım ki herkesin sağlık durumuna göre düşünerekten hareket edelim. Canım benim, ne durumdasın? Tamam. Evet, domatesi, mantarı, sevgili seyircilerim şu anda tavanın içinde yerini aldı. Buraya şimdi bir hemen kapak kapatacağım. Kapatıyorum şöyle. Azıcık şurada bir tıkırdasın. Hemen tezgahımı sileyim. Pizzamızın sucuklarını ilave etme zamanımız yaklaşmış. Çünkü bu pizzada sucukların üzerinde bunun üstüne peynir olmayacak. Böyle kızarmış sucuklar olacak üzerinde. Ekstradan böyle çok lezzetli oluyor. İstiyorsanız normal klasik halde de diğer şeklinde de koyabilirsiniz isterseniz ama ben böyle çok seviyorum. Üzerine kızarmış sucuklarla çok güzel oluyor. Ne zaman ev yapımı sucuk tarifi gelecek? Ev yapımı sucuk tarifi inşallah paylaşırım sizlerle. Ama sağlıklı bir tarif. Tamam, ne zaman olabilir? En yakın tarih kıymetli seyircilerim Kurban Bayramı'nın ertesinde olabilir. Niçin diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Sorun, ben de cevap vereyim. Neden oldu işte? Çünkü herkesin evine Kurban Bayramı sonrası inşallah kurbanlar kesilecek. Kesenler kesemeyenlere verecekler. Doğal bir denge olacak. Herkesin evinde bolca et olduğu vakit yapalım ki hiç kimse zorlanmadan sucuk hazırlayabilsinler. Ondan dolayı. Evet, pizzamızın şu anda yarı kıvamda pişmiş halini göreceğiz. Görüyor musun? Tamam, nefis bir koku. Allah Allah, Cenab-ı Allah'ım. Cenab-ı Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Evet. Güzel Allah'ım. Bakın veriyor nimeti. Nimeti veriyor. Herkesin evinde olacak. Sevinçliyiz, mutluyuz. Güzel tarifler paylaştığımız için seyircilerimizle. Evet, bakın o benim buraya çıkartmış olduğum sucuktan da birazcık da arttı. Sevgili seyirciler, tekrar hemen fırına gönderiyorum. Gidiyor fırına. Milföy hamurundan. Bir güzel oluyor sevgili seyirciler. Gerçekten bak yapın. Yarın kahvaltıda ilk kez deneyin bir. Memnun kalacaksınız. Dua edeceksiniz. Evet, hemen kapağını açıyorum. Artık pizzamızın son pişmesini bekliyorum. Bu nasıl bir güzellik Allah'ım. Şu güzelliği görüyor muyuz sevgili seyircilerim? Bakın. Güzel, iyice lezzetlensin böyle. Mantar sote hazırlamıştım hatırlarsanız. YouTube videomda var. Mantar sote, tavuk sote. Yani tarife dair her şeyi hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Evet, hemen buraya şimdi yumurtayı, suyunu biraz çeksin artık kapağı açık bir şekilde. Kaynarken haşlanmış yumurtayı kesiyorum. Böyle kesecektim. Bu hareket tehlikeli olabilir evlerde. Ondan dolayı bu hareketten vazgeçiyorum. O profesyonellerin kesebileceği bir hareket. O zaman şöyle kesiyoruz. Pizzada hangi salçayı kullandığınızı soruyorlar. Hay, hemen cevap vereyim. Pizzada domates ve biber karışımlı salça kullandım. Hazır halinde de satılıyor. Domates ve biber salçası karışık diye iki karışımlı veya ev yapımı domates, biber salçanızı da karıştırabilirsiniz. Hangisine imkanınız müsaitse. Evet, yumurta ikiye kesildi. Şimdi ikiye kesildikten sonra önce kapalı olarak sevgili seyircilerim önce mantarı, domatesi pişirmiştim. Tam ortaya getirip bir tane haşlanmış yumurtayı bırakıyorum. Sevgiyle sonra şuradan etrafına döndürüyoruz efendim. Haşlanmış yumurtalar. Öyle bir lezzet olacak. Normalde tereyağıyla da yapılanı da var. Sevgili seyircilerim. Tereyağını kızartıyorsunuz. Ondan sonra toz biberle ya da pul biberle yumurtalarınızı böyle lezzetlendiriyorsunuz. Benim şu anda yaptığım daha sebzelisi, bol mantarlısını yaptım ki daha böyle güzel, farklı bir lezzet olsun. Hem yeni bir tatlar da ortaya çıksın düşüncesiyle. Evet, şimdi hemen buraya kaşar peynirim neredesin? Gel bakalım canım. Kaşar peynirini rendeliyorum. Şimdi rendelenmiş kaşar peyniri koyacağım. Kapağı açık olarak kaynasın, birazcık suyunu çeksin. Hemen ikinci rendemi alayım şuradan. Artık
sucuklar bir güzel kızarmış sevgili seyircilerim üzerinde. Eğer baştan koysaydım sucuklar yanardı. Ondan dolayı. Kızım Kübra, kameranda sorun çözüldü mü? Soğudu mu? Maşallah. Sevgiyle sarılınca kamera ısını vermiş sevgili seyircilerim. Olur böyle şeyler. Mutfaklarda bunlar başımıza gelebilir. Kaşar peyniri rendelendi. Hemen hafiften şöyle gömülsün, bastırayım aralardan. Tamam. Altını kısıyorum şimdi. Kaşar peynirlerini direkt yumurtaların üstüne veriyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri. Özel bir tatlı birazdan geliyor. 29 TL'ye hazırlanmış. Çikolatalı bisküvili bir tatlı gelecek az sonra. Allah Allah. Seyircilerimizden birçok istek tarif var. Onları not ediyoruz inşallah. İlerleyen dönemde. Olur. Yeter ki seyircilerimiz ne istiyorsa biz onu yapmamız gerekiyor. Biz sloganımız neydi? Ailenizin aşçısı dedik. Bu sözün arkasında olmamız gerekiyor. Sonuna kadar arkasındayız. Şimdi hemen birazcık karabiber kırıyorum. Buraya değirmen. Kırdıktan sonra pul biberini veriyorum. Pul biber veya toz kırmızı biber. Her ikisinden de yararlanabilirsiniz. Biraz acılı olsun ki şöyle sosuna da ekmek banmalık olsun diye yapıyorum. Evet. Evet, Danimarka'dan Zemzem Hanım mı selam göndermiş? Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bizden de selam olsun Danimarka'ya. Danimarka'daki seyircimiz Zemzem Hanım'a, ailesine kucak dolusu selamlar. Evet, sevgili seyircilerim şimdi kapağını kapatacağım. Ondan sonra bir 5 dakika böyle sevgiyle demlenecek, kaşarları eriyecek. Ben hemen şimdi hızlanıyorum, koşuyorum buzdolabına. Müsaade et kızım, hemen tatlıyı alayım buradan. Allah! Gel canım, güzel tatlım benim. Evet. Tatlımızın hemen şimdi kenarlarını da silelim. Önce siliyorum. Evet. Kıymetli seyircilerim, açıyorum Stretch filmini. Canım benim. Doktor İstem, normalde ne kadar dolapta bekletmemiz yani, gerekiyor bu tatlıyı? Normalde bu tatlıyı 2-3 saat kadar bekletirsek çok iyi olur sevgili seyirciler. Bakın şöyle görüntünün güzelliğini görüyor musunuz? Güzel. Hemen şimdi çikolatamız erimiş. Erimiş olan çikolatayla buluşma vakti. Burada çikolata da böyle bir kaşık kadar içine çiçek yağı koyarsanız parlak olur. Sadece bir kaşık ama. Bu da 29 TL'yi dengesini değiştirmez değil mi? Yok ustam, ben hesapladım her şeyi. Tamam. Yani ayıp olmasın. 29 dedi ama bir kaşık da yağ koydu olmasın diye. Ondan dolayı söylüyorum. Bir kaşık yağ koyarsanız parlak olur koyduğumuz çikolata da ondan dolayı. Sevgili seyircilerim. Evet şimdi geliyor. Sevgiyle. Evet eritmiş olduğumuz çikolatayı hemen şöyle üzerine gezdirerek döküyoruz. Bol çikolatalı seviyorsanız biraz artırabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Tabii. Hemen sevgili seyircilerim, videomuz yayın bittikten hemen sonra sizler için YouTube'a canlı yayın bölümüne yüklüyoruz. Sürekli videolarımızı seyredebilirsiniz. Yani eyvah kaçırdım Oktay Usta diye asla üzülmeyin sevgili seyircilerim. Ama canlı yayının avantajı soru cevaplar yapabiliyoruz. Canlı yorumlarınızı okuyabiliyoruz. Evet canlı yayındaki tabii özellik seyircilerimiz soruyor. Biz anında cevap gönderiyoruz. Selam istiyorlar. Selamlarını gönderiyoruz. Sizler için kıymetli seyircilerim. Evet burası tamam. Hemen üzerine şimdi cevizini kesiyorum. Ben 8'e göre ayarlamıştım cevizi. 8 dilime çıkaracağım diye. Burası oldu 12 kişilik. O zaman şöyle yapalım. Biraz dilimler büyük olsa, torpilli olsa ne olur? Olmaz usta. Olmaz. Seyircilerimiz 12 kişilik dedi. Bazıları artık cevizsiz yiyecek. Ya da cevizleri küçültelim. Olur.
Cevizi. Cevizleri küçültelim. Cevizleri küçültelim. Gel bakalım canım, sen de küçültelim. Tamam, o zaman itiraz yok. İtirazın bir faydası yok. Tamam, şöyle koyuyorum. Ceviz. Oldu mu 12? Evet oldu. Gerçekten seyircilerimiz haklıymış Okta Üstam. 12 kişilikmiş. Evet. Seyircilerimize bir alkış alalım. Evet, bu bu alkışlar seyircilerim için. Burası hazır sevgili seyircilerim. Hemen şurada beklesin. Yavaş yavaş toparlama bölümüne geçiyoruz. Şimdi kapama, yumurta kapama geliyor. Mantarlı bir şekilde hazırladım. Altlığını bulamadım çocuklarım. Yuvarlak altlıklar vardı ya. Şu kapamayı koymak için. Kapağını açıyorum. Tepe kameraya geçebiliriz arkadaşlar. Kaldırıyorum. Bismillah. Sevgiyle ayrılıyor. Kaşar peyniri, mantar buluşmuşlar. Bulamazsan problem yok. Evet. Şu güzelliğe bakın. Ekmek banmalık olmuş kıymetli seyircilerim. Kısık ateşte burada ağırdan ağırdan demlenmeye devam etsin. Pizzamız ne durumda? Canım benim, ne durumdasın? Sevgili seyircilerim, son 2 dakikası falan var. Evet, güzel kokusu yayıldı. Tatlımız hazır. Tatlımızı hatta keselim. Hemen bir tane bıçak bulayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sese bak. Kıyır kıyır ediyor. Kıyır kıyır. Okta Üstam, bu tatlıya neler kattık? Bir özetleme şansımız var mı? Olur, olur, olur. Tabii hemen. Sayı kaçırmış. Doğru, oradan kesmemiş. Bu doğru mu? Doğru, doğru yerde miyim? Tamam, bir an kafam karıştı. Canlı'nın heyecanı yaptım herhalde. Evet. Tatlımızda yarım kilo havuç, 400 gram bisküvi, 2 paket petibör bisküvi, sevgili seyircilerim, 50 gram tereyağı, 150 gram içinde toz şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik, 50 gram ceviz, 50 gram kuru üzüm, 30 gram 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi içinde güzelce pişirdik. Sonra bisküvileriyle buluşturduk. Sonra da dolaba kaldırıp soğuttuk. Şimdi üzerine de eritilmiş çikolatasını verdik. Ceviz parçaları koydum üzerine. Ceviz parçası olur, Hindistan cevizi olur. Ayrı bir şey koymak istemedim. Çünkü üzerindeki çikolatayı kapatır düşüncesiyle. Çikolata görünsün diye böyle yaptım. Sevgili seyircilerim. Pizzamız da hemen hemen fırından çıkmak üzere. Evet. Efendim, yaklaşık olarak 1 saatlik bir zaman geçti. Sevgili seyircilerim, 1 saatin içinde sizlerle 3 tarifi tamamlamış bulunuyoruz. Ben tatlımızdan bir dilim çıkartayım isterseniz. Okta Üstam, birazdan çıkaralım mı? Kameramız yine gitti. Ben yakın alamam. Tamam. Kameramız niye bugün çok ısınıyor çocuklarım? Sevgiyle mi ısınıyor? Sevgiyle ısıttık. Ona biraz üfle kızım. Üf de sevgiyle üfle bakayım. Sonra vedaya doğru yaklaşıyoruz. Şimdi fırından getireceğim. Sevgili seyirciler, şu anda yumurtamızı görüyoruz. Kaşar peyniriyle birlikte buluştu. Sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Taze ekmekle kahvaltıda yenilebilecek güzel bir tat oldu. Pizzamızın fırından çıkmasına az bir zaman kaldı. Kübra'nın kamerası açılır açılmaz hemen tatlıyı çıkaracağım yerinden. Bir dilim göstermek istiyorum sizlere. Kameramız düzeldi. Düzeldi mi? Evet. Tamam, şimdi hemen şuradan bir dilim alacağım kızım. Seyircilerimizle iç dokusunu da paylaşalım. Sevgili seyircilerim, bir dilim çıkartıyorum. Sevgiyle geliyor bakın. Puanları sizden almak isterim. Nasıl? Allah Allah. En ekonomik haliyle 12 kişilik fiyatı neydi? 29 TL. Bunu şöyle nereye bırakayım kızım? Şunun üstüne bırakayım. Tamam, burada dursun. Hemen fırına gidiyor. Fırından geliyor. Fırından ne geliyor? Fırından kıymetli seyircilerim, pizzamız geliyor. Gelsin, sevgiyle geliyor. Pizza geliyor. Pizzanın güzelliğine bakın. Ev yapımı pizza.
Gençler bayılır bu tada. Güzel oldu. Evet, ocağımızın da ateşini kapatalım. Şöyle yan yana getirelim. Sevgili seyircilerim, bugün sizler ile 3 tarifi paylaştık canlı yayında. Her cumartesi elimizden geldiğince canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Tariflerimiz şu anda tamam. Pizzamızı kesmemizi isterseniz kesebilirim. İstiyor musunuz? İstiyoruz doktor usta, görelim. Görelim. İlle de görelim dediler. Hay hay. O zaman pizzamızdan bir dilim keseceğiz. Buradaymış canım benim. Evet, şimdi sevgili seyircilerim pizzayı gördük. Alıyorum. Ayrılır mısın canım? Ayrıl da gel. İsterseniz hepsini alayım tahtaya. Yok, hepsini alamam. Alabilirim, alamam. Burada kalsın. Tamam, bir taneyi görelim. Ondan sonra tepsiyi oraya getiririm. Evet efendim, şimdi sevgili seyircilerim. Tamam, kesiyorum. Bak, sese bakın. Görüyor musun? Güzelliğe bakın. Evet, Oktay Usta Milföy hamurundan pazar kahvaltısı için bir pizza tarifi hazırladı. Tatlımız hazır, 29 TL dedik. Yumurtamız hazır. Sevgili seyircilerim, üzeri kaşarlı, mantarlı, domatesli, biberli yumurta kapamamız. Evet, bir canlı yayınımızın galiba sonuna geldik sevgili seyirciler. Cenab-ı Allah'ım nasip ederse önümüzdeki hafta yine cumartesi günü, ama bu cumartesi 2021 yılının son cumartesisi. Önümüzdeki haftada Allah nasip ederse 2022 yılının ilk cumartesi olacak. Rabbim evlerinize bolluk bereket versin sevgili seyircilerim. Birbirimize dua edelim. Bütün insanlık için. Dünyamızda barış, kardeşlik, huzur olsun. Herkesin sofrasında güzel yiyecekler ve lezzetler olsun. Ama ve lakin hiç kimseye kilo olmasın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.